Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani ne demek? X yerine hangisini koyarsak bu eşitliği sağlar. Burada hızlıca şıklara bakabiliriz. Burada önemli olan nokta şıklara pozitiften bakmak. Yani pozitif şıklar kolay oturur. Örneğin x yerine 1 yazdığımızda 1 eksi 2 eşittir 3 mü? Değil. Demek ki 1 yok. Ve bunu eledik. Bu da gitti. Geldik negatif şıklara. Eksi 1. Eksi 1 dışarıya artı 1 çıkar. X'in içindeyken. Eksi 2 ile çarptığımızda artı 2 olur. Artı 1 artı 2 3. Eksi 1 demek ki varmış. Bu gitti. Eksi 3 var mı? Eksi 3 yazdım. Eksi 3 dışarıya artı 3 çıktı mutlak değer dışına. Eksi 3'ü eksi 2 ile çarptım. Artı 6 oldu. 3 artı 6 3'e eşit değil. 9'a eşittir. Gitti. Demek ki cevap aynıdır. Bu şekilde çözüm kümesi sorularını mutlak değerde pratik bir şekilde çözebiliyoruz.